Test YouTube kanalımıza bir defa daha hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? EYDS e yaklaşırken, yok diller yaklaşırken, YDS'nin kendisi yaklaşırken dördüncü bağlaç videomuzla karşınızdayız. Bu videoda artık alıştığınız sizde neden sonuç bağlaçlarını anlatmıştık. Sonra nasıl kullanım, kullanılması gerektiğini, nerede karşımıza nasıl çıkarlarsa bizim de nasıl deşifre etmemiz gerektiğini konuşmuştuk. Daha sonra yine e, Senyorita ile e, zıtlık ve farklılık bağlaçlarını konuştuk. Şimdi de geldik bunlar yine karşımıza cümlelerin içinde çıktığında bize ne gibi tiyolar veriyorlar? Bize cümlenin gidişatı hakkında ne gibi işaretler veriyor da biz ne anlamalıyız acaba'yı konuşacağımız bir video daha. Şimdi gelin hemen başlayalım başlayalım. Reading comprehension yine 3 bölümden oluşuyor bu video. İlk önce bir parçanın içinde bir makale olabilir, bir roman olabilir, bir sınav yazısı olabilir, bir paragrafın içinden alınan bir cümlenin içinde zıtlık bağlacı ve burada neden sonuçları da bir kere daha hatırlatmak için göreceğiz. Bu tür cümleleri nasıl deşifre edebileceğimizi konuşacaktık. İkinci bölümde de ne yapıyorduk? Vocab gez yapıyorduk. Yani bilmediğimiz bir kelime çıktığı zaman bize verilen bağlaçların yardımıyla nasıl acaba o bilmediğimiz kelimenin anlamına erişebiliriz diye çalışacağız. Üçüncü noktada da işte tipik boşluk dolduracağız. Hani bence işin sıkıcı tarafı ama biliyorsunuz sınav denen bir gerçek var. Yani öyle bir iletişim yok yeryüzünde ama sınavlar bizi maalesef böyle çalıştırtıyor. Haydi gelin başlayalım. No matter how difficult it is to carry out marine research in this region due to giant waves and sharp rocks, our team members are incredibly determined to achieve this. Denen bir cümle diyen bir cümle var. Şimdi no matter how difficult'ı hatırlayın çalışmıştık bu videomuzda. Şöyle hemen boldluyorum her ne kadar o sıfat olsa da ya da orada bir adverb olursa her ne kadar akıcı konuşuyor olsa da Leyla falan diyorduk. Yani bir even doluk, bir all doluk, bir zıtlık vardı. Bakalım şimdi diyor ki no matter how difficult ne kadar zor olsa da it is to carry out yürütmesi diyor. Deniz araştırması diyor bu bölgede. Due to bir şey yüzünden. Hmm, bakalım zorluğun da sebebini söylemiş bana. Diyor ki dev dalgalar ve keskin kayalar yüzünden diyor. Deniz araştırması yapmak ne kadar zor olsa da bu bölgede. Okay. Şimdi... Zor olsa da dediğine göre ikinci cümle diyecek ki ama biz bunu yapabiliriz ama elimizde harika teknoloji var şöyle de var böyle de var diyebilecek bir şey arıyoruz. Bakalım Diyor ki, our team members, bizim takım üyelerimiz diyor, are incredibly determined. Son derece determinedlardır diyor to achieve this, bunu başarmak için. Şimdi siz eminim, determined biliyorsunuzdur, azimli, işte kararlı vesaire demek. Ama bilmediğiniz bir sıfat bile olsa çıkmıyor mu işte burada? Diyor ki, ne kadar zor olsa da biz şeyiz diyor bunu başarmak için. İş e, şeyiz dediğine göre kararlıyız işte yani. Çünkü ramenlik var. O yüzden. Yani bağlaçları iyi okuyabilirsek inanın kelime yükümlülüğümüz şu kadardan şu kadara düşüyor. Bunun için cümle cümle çalışacağımız bir video serisi geliyor. Çok güzel bir size şey çalıştıracağız. Vocab guess çalıştıracağız. Suffixler, prefixler ve bu işi gömeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Atölye var sıkıntı yok. <laughs> Şimdi, ok, ikinci cümleye geldik. According to a great many financial reports issued over the past few months, China has made great progress in most of its sectors, including international trade, despite the fact that COVID-19 hit this country first and the hardest last year. Şimdi bakalım göre, değil mi? According to you, şöyle hemen ben Alton çizeyim. according to my friend according to yesterday's newspapers dünkü gazetelere göre according to the uh, sources on the internet internetteki kaynaklara göre diyebilirdik according to a great many financial reports birçok mali rapora göre nasıl raporlar issued over the past few months son birkaç ayda düzenlenen yayınlanan raporlara göre okay china okay çin has made great progress büyük gelişme kaydetti diyor in most of its sectors sektörlerinin çoğunda. Bu arada make progress aşağı yazayım mı? Ee, güzel bir laf çünkü. Ben dayanamıyorum böyle güzel laflar görünce. Ee, gelişme kaydetmek, Gelişme yazayım şöyle ilerleme kaydetmek. Hani essay'de falan işinize yarar. Şöyle gelişmeyi düzgün yazayım. Okay dedi ki Çin has uh, made great progress in most of its sectors sektörlerinin çoğunda büyük gelişme kaydetti hemen bir ara cümlede şey diyor cümlecikte şu da dahil olmak üzere including bunu da kapsayacak şekilde bunu da içine alacak şekilde international trade uluslararası ticaret de dahil olmak üzere çoğu sektöründe harika ilerleme kaydetti diyor Heh, despite the fact that şuna rağmen şimdi kötü bir şey geliyor çünkü burada diyor ki çok güzel gelişme kaydetti rağmen dediğine göre kesin kötü bir şey okuyacağım çok hakim olmasam da fiiline, sıfatına, adverbine, sonuçta buradaki cümle iyi bir şey söylemeyecek bana. Bakıyorum. Despite the fact that şu gerçeğe e, rağmen, COVID-19 COVID-19 dedi hit this country bu ülkeyi vurması gerçeğine rağmen ilk diyor ilk bu ülkeyi vurmasına rağmen ve diyor ilk ve the hardest last year ilk ve en sert geçen sene bu ülkeyi vurması gerçeğine rağmen raporlar ne göstermiş? Çin çok büyük gelişme kaydetmiş. Bunu da böylece, despite the fact that, gitmeden önce şöyle bir boldlayayım da oradan konuştuğumuzu seyreden arkadaşlar açıkça görsün. Şimdi geldim üçüncü cümlemize, gördüğünüz gibi bağlaçlar bize çok 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 güzel fikirler veriyor, çok iyi işaretler veriyor. Unlike, tamam bir okuyalım cümleyi şöyle önce. Unlike many of their friends at school, Ceren and Yaren seem to have a natural gift to learn languages As they have reached B2 level in Spanish in just 3 months. Ceren'le yani de selamlar. Unlike, bakalım şimdi neydi unlike? Isim gelirdi hemen sonrasına ve o kişiden ya da o şeyden farklı olarak. Mesela unlike my sister, I like pop music. Ne bileyim? Kardeşimden farklı olarak ben pop müzik seviyorum. Demek ki buradan çıkarım sorusu gelir çünkü. Demek ki she doesn't. Ya da unlike my friends, I don't like prasa. Ha, bir dakika prasa'yı sevmiyorum arkadaşlarım için onlar. Var. O zaman onlar seviyor. Okey, buralardan, unlike'dan, like'dan çıkarım sorusu gelir, lütfen not edin. Bu da diyor ki, Unlike many of their friends at school. Orada bir durun, işte. Birçok arkadaşlarından diyor, arkadaşından farklı olarak, okuldaki arkadaşlarından farklı olarak. Bakalım kim ya da kimlerden bahsediyorum. Ceren ve Yaren seem to have, bir şeye sahipmiş gibi gözüküyorlar. Ne o? A natural gift, doğal bir yetenek. Buradaki gift hediye değil de hani bahşedilen bir şey. Yetenek diye çevirebilirsiniz doğal bir yeteneğe sahipmiş gibi gözüküyorlar diyor. Hangi konuda? To learn languages, dil öğrenme konusunda. As diyerek burada yazar ben. Ee, bir bunun ipuç, şeyini vermek istiyorum. Örneğini veriyorum. Doğal bir yeteneğe sahip gibi gözüküyorlar çünkü deyip bakın neden sonuç bağlacıyla şimdi bu kişilerin doğal yeteneğe sahip olduklarına dair bir şey söylemek istiyorum okuyucuya. Diyorum ki as they have reached Vardıkları için diyor, B2 seviyesine İspanyolca, in just 3 months, sadece 3 ay içinde. Unutmayın, only'den, just'tan soru gelir readinglerde sevgili arkadaşlar. Çok önemlidir bu just ve only bölümü. Çünkü işin beklenenden hızlı, beklenenden daha kısa bir sürede, beklenenden daha az gibi bir sürede yapıldığını, gerçekleştiğini bize söyler. O yüzden just ve only'den soru gelir. Özellikle itü proficiency çözen arkadaşlar benim ne dediğimi çok iyi anlıyorlar. Geldim dördüncü cümleme... As far as I'm concerned. Neydi as far as I'm concerned? Bence demenin en akademik şekli değil mi? Şimdi okuyalım. As far as I am concerned, students who want to be proficient in a language should learn and listen as much as they can. Otherwise, they may have difficulty enlarging their vocabulary and improving their pronunciation. Şimdi bu da bir kamu spotu olsun böylece. Bakın diyor ki bence, şimdi her kim konuşuyorsa o kişiyi bağlayan bir cümle okuyoruz şu anda. Diyor ki ''Students who want to be proficient.'' Hangi tür öğrencilerden bahsediyoruz? Bakın relative clause. Proficient olmak isteyen. Proficient, proficiency sınavı var değil mi? Yeryüzünde yapılıyor yani yeterlik sınavı. Proficient da yeter olan demek. Bakın İngilizce'de ''ent'' ile bitenler sıfat. ''Ent'' ile bitenler isim de isimde. Diyor ki ''Yeter olmak isteyen'' diyor. ''Yeterli seviyede olmak isteyen öğrenciler'' diyor. In a language, bir dilde. Şimdi buradan ana fiil devam ediyor. ''Should read and listen.'' okumalı ve dinlemeliler diyor. As much as they can. Yapabildikleri kadar çok okuma, yapabildikleri kadar çok listen etmeliler dedi. Aksi halde, heh, tamam aksi halde olduğuna göre madem bir tavsiyede bulunuyorsunuz. Mümkün olduğu kadar çok su içmelisin. Mümkün olduğu kadar düzenli yaşamalısın. işte erken kalkmalısın. Nınır yapmasın. Aksi halde dediğine göre başına gelebilecek bir şeyi söylüyor demek ki. Bakın şimdi çok olumlu bir cümleye gitmiyorum. Bu işi ilk cümlede söylenen şeyi yapmazsam başıma gelecek olan şeyi okuyorum şimdi. Aksi halde they may have difficulty enlarging. Ha, hatırlayın have difficulty doing something diye bir yapımız vardı bizim. Bir işi yapmakta zorlanmaktı hatırlayın. Neyde zorlanabilirler diyor. Enlarging, enlarge. Neydi? Widen, broaden, genişletmek. Değil mi? Ee, kelimelerini genişletmek, kelime dağarcığını genişletmekte ve improving their pronunciation. Geliştirmekte diyor telaffuzlarını zorluk çekebilirler. Buraya have difficulty yazayım kalsın. Have difficulty şöyle kocaman da doing something yazayım. Şöyle bir satır aşağı alayım hemen. Chat. Okay. Uh, nokta nokta yapmakta zorlanmak. İşte bir işi yapmakta zorlanmak. Okay. Otherwise'ı tekrar hatırlatmış olduk sizlere. Aksi halde dedik. Ve 5'e geçiyoruz. Bakalım ne yazmışım. Tı tı even though ile başlayan bir laf çıktı karşımıza. Tamam. Dedi ki, even though the history of radar started with Heinrich Hertz in the late 19th century, It was German inventor Christine Hülsmeyer who first used it to build a simple ship detection device. Böylece ben de öğrenmiş oldum. Ben de bunu bilmiyordum bu arada. Bu mesleğin belki de güzel yanlarından bir tanesi 20-21 yıl oldu. Entelektüel çöplüğe döndü beynim. Yani her konu hakkında sizinle 30 saniye biliyormuş gibi konuşabilirim. Yani sanırsın ki o bölümden mezunum. Sanırsın ki o bölümde yüksek lisans doktor yapmışım ama 32. saniyeden sonra saçmalamaya başlayabilirim. Çünkü o kadar. Onlar da nereden kalmış? Sizler işte bu yıllar içinde soru yazarken işte dergi okuyasın, New Scientist, Time, Newsweek, şurası burası derken bunlar işte birikmiş ama bunu da böylece öğrenmiş oldum. Even though, bir şeye rağmen bakalım. Dedi ki, The History of Radar. Radar'ın tarihi diyor, başlamasına rağmen Heinrich Herzl e diyor 19. yüzyılın sonlarında. Tamam. It was German inventor. Alman mucit Christian Hülsmeyer idi diyor. Who first used, ilk defa kullanan diyor it, onu hangi amaçla? To build a simple ship detection device. Bakın sırayla çeviriyorum. İnşa etmek için diyor basit bir gemi tespit cihazı inşa etmek için kullanan ilk kişi bu Alman Mucit Christine olmuş. Bu arada sevgili dostlar hemen kısacık kısacık bir şey hatırlatacağım. Bu aslında şöyle baktığınızda sınav yaklaşıyor ya EYDS işte yok değil kök dil falan. Dıttırı dıttırı bu bir bu bir cümle tamamlama sorusu değil mi? çok çıkar. Hemen hemen her EYDS ya da yok değil işte EYDS'de şu çıkıyor değil mi? Hani bu adam yapmasına rağmen bir şeyi dediğine gibi bir dakika bu yapmasına rağmen aşağıda bilmem kim tanınıyor bir şeyin işte mucidi olarak. Ya da bu kişi bulmamasına rağmen bir şeyi ilk defa bu kişi kullanmamasına rağmen boşluk işte aşağıda ama kredi ona veriliyor vesaire. Bir soru vardı havalandırmalarla alakalı falan bir insandan bahsediyordu o yapmamasına rağmen air conditioning sektöründe o kişi tanınıyor, kredi ona veriliyor diye. Bakın işte nereden buluyorum? Even though'yu bildiğim için. Dolayısıyla bu bağlaçları bildiğinizde size zor soru yok. Yani toplasanız da 20 tane falandır arkadaşlar. Ömrünüz boyunca da ekmeğini yerseniz yani. Bu da böylece gitmiş oldu ve bu bölümün son cümlesine geldim. Compared to, değil mi? Karşılaştırılana bakalım. Compared to non-smokers. Tobacco smokers are claimed by some doctors to have a higher infection risk of COVID-19 as the virus that causes this fatal disease primarily mainly affects the respiratory system. However, given that COVID-19 is a newly identified disease, the link between tobacco use and the disease needs further research. Bu arada bunu da sallamadım. Bu da doğruymuş. Compared to bir şeyle karşılaştırıldığında güzel bir laftır. O yüzden şöyle underline edeyim. Sigara içmeyenlerle karşılaştırıldıklarında tobacco smokerlar, içenler diyor bakın bir de cambaz pesif olmuş. Are claimed, iddia edilmektedir diyor bazı doktorlar tarafından. To have sahip olduklarına a higher infection risk of covid-19 daha yüksek enfeksiyon riskine diyor covid-19'un sahip oldukları iddia ediliyor. As bakın ilk videoda konuştuğumuz değil mi? As şu olduğundan dolayı. Çünkü dedik. Bakalım şimdi bunun nedenini söylüyor. Diyor ki as the virus virüs diyor that causes this fatal disease bakın relative clause gelmiş. Diyor ki virüs diyor hangi virüs? Neden olan diyor bu ölümcül hastalığa primarily ya da mainly iki kelimeyi de görün diye buraya yazdım. Esasen diyor, ana olarak, esasen etkilediği için diyor the respiratory system. Solunum sistemini etkilediği için. Okay. However, ancak. ha bir dakika şimdi. Bakın yukarıda dedi ki şunu şunu yapanlarla karşılaştığında bunlar bunlar daha bilmem ne. Ancak dediğine göre ya bu kesin belli değil daha diyor. Ya da son yıllarda ya da son dönemde bunun tersini söyleyen bir araştırma yapıldı. Ama kesin daha yüksek risktedir bu insanlar dedi ya. Ancak dediğine göre ya bir araştırma o kadar da yüksek olmadığını buldu ya bunun yalan olduğunu buldular ya da bunun henüz ispatlanmadığını söylüyor. Ama however olduğuna göre kesin bir soru işaretli bir cümleye gidiyorum. O yüzden şimdi içim şöyle rahat. Ancak dediğine göre orada bir sıfat, orada bir fiil, orada bir zarf gördüğüm zaman tırsmayacağım yani. Diyor ki given that... Aa bir dakika, given that bizim birinci şeyimizdi zaten. Ee, bağlaç videosunda neden sonuçlarda? Şuna bakıldığında değil mi? Şuna bakıldığında şundan dolayı demekti. Bakalım. Diyor ki ancak şuna bakıldığında... COVID-19 is a newly identified disease. COVID-19 diyor yeni tanımlanmış bir hastalık olduğundan dolayı e the link between tobacco use, tobacco kullanımı yani tütün kullanımı ile hastalık arasındaki link diyor needs further research. Daha derin, daha detaylı araştırmaya ihtiyaç duyuyor. O zaman kesin değilmiş. Yukarıda da bakın claim vardı sevgili arkadaşlar. Buradan çok güzel, çok çok güzel dünyanın hangi sınavına giriyorsanız girin oradan çıkarım sorusu gelir. Bakın henüz iddia var. Ve bunun da araştırmaya ihtiyacı var deniyor. Eğer aşağıda yarın bir gün bir sınava girer de şöyle bir şey görürseniz yanlıştır. Araştırmalar prove etmiştir bu iki kavram arasında bir link olduğunu. Prove yok. Yukarıda claim var ve aşağıda da bağlıyor zaten. Böyle bir iddia var ama diyor need further research. Bu büyüttüğüm yerlere lütfen dikkat edin diyor ve ikinci bölüme geçiyoruz. Şimdi geldik vocabulary guess yani şimdi en sevdiğim yer çünkü bu bir skill arkadaşlar ömrünüzün sonuna kadar gider ve az önce dediğim gibi bunun ekmeğini yersiniz ömrünüzün sonuna kadar gidin Dan Brown'a okuyun gidin James Patterson'a okuyun çünkü bir cümlede bağlaç var. Anlaşılmayacak bir şey yok o zaman. Çok rahat. Çünkü ya zıtlıktır ya neden sonuçtur ya paralellikleri ya bir şeydir. Şimdi bakın kendiniz bulacaksınız ve tekrar hatırlatıyorum bizleri ilk bu videoyla e, tanıyanlar olabilir diye. Şimdi vocabulary gezde sarıladığım ve bold yaptığım yerler Yavuzik language. İngilizce'de böyle sıfat fiil yok. Attım <laughs> tamamen çünkü 14.000'e aşkın insan var bu kanalda. Mutlaka belki bilen bir arkadaşımız çıkabilir. Dolayısıyla da vocab gez yapamaz. Çünkü ya ben bunu biliyorum zaten tahmin etmeme gerek kalmadı demesin diye İngilizce olmayan bir şey yazdım. Dolayısıyla hiçbiriniz bilmiyor oradaki kelimeyi. Okay. Şimdi although it has vast merilious lands on which almost any agricultural product can be raised, Bolivia still imports most of its food products. Şimdi bir şeye rağmen Allah Allah. It has tamam bir, birileri bir şeye sahip. Diyor ki o diyor sahip olmasına rağmen diyor geniş Mirolius topraklar diyor. Şimdi ya verimli topraktır ya verimsiz topraktır zaten başka bir şey olmaz. Bakıyorum devam ediyorum çıkmaz zaten buradan çünkü bir hikaye bitireyim. Bilmem ne topraklara sahip olmasına rağmen nasıl topraklarmış? Bak toprakların Hakkında bana bir e, bilgi verdi Relative Klaus'a. Topraklar diyor on which bu topraklar üzerinde neredeyse her türlü agricultural product, her türlü tarımsal ürün diyor yetiştirilebilir. Nasıl bir toprak o zaman? her şeyi yetiştirebildiğinize göre verimli toprak, harika toprak, hey hey toprak, alkış toprak ya başka bir şey yok. Umurumda değil bakın ama bir dakika tam karşılığı ne? Verimli mi, üretken mi, bir şeyli mi? Yani ne yapacaksın? Killi toprak işte bilmiyorum ne ama üzerinde her şeyi yetiştirebileceğin toprak. Ama diyor buna rağmen Bakın bir ülke var herhalde. It dedi çünkü daha o ülkeyle de tanışmadım. Buna da post reference denir arkadaşlar. Reference ikiye ayrılır. Pre reference ön cümleye göndermede bulunan kelimeler ki en çok bunlar kullanılır sınavda. Post reference da birazcık daha böyle advanced'tir. Diyor ki geniş Mireles topraklara sahip olmasına rağmen diyor üzerinde bir sürü bir şey yetiştirilebilen. E Bolivya diyor hala ithal ediyor işte çoğunu yiyecek ürünlerinin. Tamam bulduk. Bakın Bolivya yani hem bir sürü böyle harika harika toprakları var verimli. Mesela buradaki mineral ise ne yazabiliriz? Fertile yazamaz mıyız? Yazarız. Al yazdım işte. Productive yazarsanız üretken, verimli. Fertile çok kullanılır topraklarla. Dedik ve bitti. Bakın Oldo'dan dolayı kullandık. Ve çıktı. Geldim ikiye. Hop. biraz daha alayım mı? Şöyle yukarı. çıktı Daha rahat görün. Okey. Okay. it has been observed in my stat deletion of the RIV erba alpha clock gene oh my god buna, affects the balance between glucose and lipid utilization which tends to lead to diabetes however there is no probenious evidence showing whether this happens in humans as well cümle değil mi? Şimdi baktık. it has been observed in my stat Farelerde gözlemlenmiştir ki, gözlemlendi ki. E ne gözlemlendi? Deletion of the rev alpha clock gene. Bir genden bahsediyor. Hayatımda ilk defa duydum ve muhtemelen bir daha duymayacağım. Bilmem ne geninin, bakın şuraya kadar bla 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 benim için neyse ne işte. Vıt vıt geninin diyor deletion'ı silinmesi. E, hepimizin klavyesinde yok mu delete tuşu işte. Bu genin diyor silinmesi affects etkiliyor diyor the balance balansı dengeyi etkiliyor between glucose and lipid utilization. Yani hiç bir, hiçbir fikrim yok gerçekten. Glukozu biliyorum duydum da lipid utilization ne demek bilmiyorum. Vıt vıt vıt. Glukozla nınırı nınırı arasındaki dengeyi etkiliyormuş bu genin çıkartılması işte. Ki bu durumda heh, şimdi beni ilgilendiren yer geliyor. Şimdiye kadar sınavın sizin üzerinizde üzerinizde yaptığı blöfe okuduk. Oğlum hiçbir şey anlamadım ya. Gel men dedi bunu ortadan bir şey lipit mipit dedi bir hiçbir şey bilmiyorum. Her neyse sizi tek ilgilendiren şey bu durum bakın şurada anlatılan çaktırmadan da sınav şey yapıyoruz her reading'i. Bütün bu anlatılan altı çizili olan yer dedik tends to lead to diyabete yol açma eğilimindeymiş. Yani bu farelerdeki vıt vıt bir şey arasındaki genin kaldırıldığı zaman e diyabete yol açılıyormuş bu durum. Tamam iyi güzel. Ancak however tamam şimdi ben geldim. There is no probenius evidence. Hiç probenius kanıt yok. Şimdi sevgili arkadaşlar bana however'ı verse aslında ne olur vermese ne olur. Kavramlara baksanıza Kanıt. Diyor ki ancak diyor hiç provenius kanıt yok. Nasıl kanıt olur ki zaten? Nasıl kanıt olur? Somut kanıt olur. Elle tutulur kanıt olur. Başka da bir şey olmaz yani. Hadi bir de dedik ki muğlak hani unclear da olabilir. Hani iki kavram da olsun zıtlığı da olsun. Bakın bir üçüncüsü yok. Hani bir de hadi üç, zorluyorum şu an hani işi zorlaştıran insanı oynamaya çalışıyorum. Bol kanıt mesela. Ama bol diyemem orada no demiş zaten. Adam miktar sıfatını vermiş zaten. Diyor ki hiç hiç bol kanıt olmaz ki zaten Türkçesi bozuk bir kere. O zaman hiç probenius kanıt yok elimizde diyor. Bir bakalım. Hiç probenius kanıt yok diyor. Şunu gösteren bakın showing whether this happens in humans as well. Bunun insanlarda da meydana gelip gelmediğini gösteren hiçbir probenius kanıtımız yok. Mesela bu vocab guess sorusu olsaydı ki YDS e soruyor artık. Buna ne dersiniz? Solid kanıt dersiniz. Ne dersiniz? Concrete kanıt dersiniz. Müthiş kullanılır. Ne dersiniz? Conclusive kanıt dersiniz. Bir tane daha C ile conclusive, concrete. Bir tane daha geliyor, bir tane daha geliyor. Concrete, conclusive. Clear. Clear, yok, clear değil. Ya üç tane C ya bizim test atölyesinin bloklarında var. Rezil oldum, nasıl gelmez üçüncüsü? Üç tane C var, concrete, conclusive. Uh, concrete, conclusive, concrete, conclusive. Hadi. Birini söyleseniz oradan. Concrete, conclusive, solid, Bak dur bir tane daha yazayım da. Ama o C'li değil. Ben C istiyorum. Concrete, conclusive. Sonuca giden, somut. Conclusive. Concrete, conclusive. Haydi haydi haydi. Tamam dönünce yazacağım. Kendi yazdığım bloğu nasıl unuturum ben ya? Concrete, conclusive. Bak yeriz içeriden duyuyor. Hiç söylemiyor daha. İnsan bağırır oradan. Concrete, conclusive. Tamam işte. Somut yani kanıt arkadaşlar. Ben buna döneceğim biraz sonra. Tamam. Şimdi aklımın şurasında bu böyle oynar. Concrete, conclusive. Somut. Bu arada concrete'i e, inşaat mühendisi arkadaşlar, mimar ya da böyle yani yapılarla ilgilenenler e, beton diyebilir zaten. İşte bakın beton gibi kanıt demiyorsunuz da somut diyorsunuz. Conclusive sonuca giden demiş oluyorsunuz. Vesaire. Buldum buldum ya. Convincing. Yes. To convince fiilinden gelmiyor mu? Ya. Yeah hiç de tebrikler değil yani. Bu kadar zamanda benim aklıma çoktan gelmiş olması lazımdı. Convince fiilinden geliyor sevgili arkadaşlar. Convincing evidence, proof. Bakın proof'u da yazayım. Hani böylece biraz collocation çalışmış olduk. Proof olabilir, evidence olabilir. Somut kanıt dersiniz. Rakam vesaire. Data da kullanılır. Data da kullanılabilir burada. Data dersiniz. Convincing data, conclusive data, concrete data, solid data. Değil mi? Veriler demiş olursunuz. Okey. Tamam dedik. Bakın however ancak dedik. Hiç provenius kanıtımız yok elimizde. Demek ki elle tutulur kanıt yok. Geldim 3'e. Şimdi 3'teki deyimi atmadım kafadan. Çok güzel ve sınavlarda çok sevildiği için ve kullanıldığı için sınavlarda da bilin istediğim için yazdım. Bakın şok 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 dikkat dikkat dikkat. Bunu atmadım. At a snail's pace diye bir deyim var İngilizce'de sevgili arkadaşlar. Tamam. Bunu not alabilirsiniz ve kullanabilirsiniz de. Şimdi bir bakalım. Even though we asked them to make the proposal ready by the end of the month, they couldn't keep up with the schedule as they did everything at a snail's pace. Bakalım. Bir şeye rağmen dedik ki onlardan rica etmemize rağmen to make the proposal ready. Teklifi diyor hazır etmelerini. Make something adjective yapısına dikkat edin. Teklifi hazır etmelerini rica etmemize rağmen diyor ay sonuna kadar. E, They couldn't keep up with the schedule. Programa uyamadılar diyor. Bakın keep up with değil mi? Bir programa uyumak, programla beraber gitmek, yakalamak programı. Güzel bir laftır. E, şöyle altını çizeyim. Programa uyamadılar diyor. Çünkü, heh, şimdi niye uyamadıklarını okuyacağım. Bağlaçla geliyorum. Her şeyi... At a snail's pace yaptılar. Şimdi buradan iki şey çıkabilirsiniz. Her şeyi dikkatsizce yaptılar. Dikkatsizce yapmak ama programı yetişmemek değil de yavaşça yaptılar o zaman. O zaman bir bakın bu deyimde öğrenmiş olun böylece. At a snail's pace. Eşittir arkadaşlar slowly demek. Yavaşça. Snail zaten şey hayvanı. Şu şşt. Hani yavaşlığıyla meşhur. Böyle. Salyangoz. Salyangoz hızında. Pace zaten biliyorsunuz hız demek değil mi? Eten alarming pace. Mesela ormanlar yok oluyor. eten alarming pace. Kaygı verici bir hızda diyorsunuz. Bu pace o pace işte bir programın gidiş hızı. Sizin yaptığınız ilerlemenin kaydettiğiniz ilerlemenin hızı. High pace olabilir, low pace olabilir. Bu da diyor ki etes snail space. Bir salyangoz hızında devam etti slowly. Bu sorulmuştu sınavda. O yüzden aklıma geldiği için 3'e koydum. Lütfen bilin. Bu arada bir e-mail günümüzün postası değil mi? Electronic mail. Eskiden sevgili arkadaşlar ne vardı? Snail mail. İşte bakın salyangoz posta diye çevrilmiyor da İngilizcesi oydu. Snail mail. Yazıyorsun mektubu gözlerinden öperim, ellerinden öperim. Kırıyorsun, dıl dıl dıl, yalıyorsun, zarfa koy, yapıştır. Gönder postaneye, of o merkeze gidiyor. Oradan hamburga gidiyor, oradan işte buluyor senin halanı. Halam ya orada işe de. Sonra o birine yazdırtıyor mektubu. Tekrar bütün bu süreç işliyor. Bir ay ya da bir buçuk ay sonra halandan cevap geliyor. Oh. Şimdi yani günde 10 kere mailleşiyoruz. Okay, snail mail, email. Böylece even though'dan snail mail de bulduk. Dedik ve dörde geldik sevgili arkadaşlar. People in, hemen şöyle hazırlıyorum. People in developed countries are expected to face no serious health related problems thanks to their high living standards. Okay. In contrast, ha, bunun countries such as Monaco, Norway, Belgium, and the Netherlands have the crumpest rate of mental illness. Hmm, nasıl bir hız bu da tabii ki sallamak şey diyor ki e, ama bu bilgiyi de şeyden aldım bak Eray gülüyor oradan bunu atmadım bu bu bilgi de doğru e, şeyden e, Wikipedia'dan buldum sanıyorum people in developed countries bakın gelişmiş ülkelerdeki insanlar diyor canvas pens canvas pensin bende nasıl takık bir yeri oldunuz artık öğrendiniz bence gördünüz yani çünkü satmanızı istiyorum sınavlarda diyor ki gelişmiş ülkelerdeki insanlar are expected. Bu insanların biraz sonra söyleyeceğim fiili yapmaları bekleniyor. To face neydi? Yüzleşmek. Ve her zaman olumsuz bir şey alır. Çünkü yani Türkçemizde de zaten yüzleştiğimiz şey olumlu şeyler olmuyor. Face'den sonra ya problem gelir ya hastalık gelir ya bir, bir, şey, bir şey gelir yani bir kaotik bir şey gelir. Bu da diyor ki buradaki insanların diyor yüzleştikleri beklenmiyor, yüzleşmeleri beklenmiyor diyor. Hiçbir, dikkat edin oradan no miktar sıfatı diyor ki hiçbir ciddi health related sağlıkla ilişkili problemle yüzleşmeleri beklenmiyor diyor. Gelişmiş ülkelerdeki insanların ne sayesinde, thanks to, bunu da ilk videodan biliyorsunuz zaten. Bir şey sayesinde, ne sayesinde bir bakalım şöyle altın çizeyim. Their high living standards, yüksek hayat standartları sayesinde işte iyi yaşıyorlarmış herhalde. Öyle yaşamaları bekleniyor. In contrast dediğine göre sınavda olsam şimdi dedim ki bu insanların diyor hiç problemleri yok gibi gözüküyor ya da işte olmamaları bekleniyor. İyi tamam. Anca şey dedi, şey dedi in contrast bunun aksine ha kesin problemli bir yere gidiyorum. Kesin bu insanların aslında çok problemi var. Kesin bunlar mahvoluyor aslında biz görmüyoruz. Kesin kapalı kapılar ardında ağlıyorlar da biz görmüyoruz falan filan. Bakalım ne? Diyor ki Ülkeler diyor such as Monaco, Norway, Belgium and the Netherlands. Bu dört ülke diyor. Bunlar gibi dört ülke diyor. Have the crumb straight en cramped orana sahip diyor zihinsel hastalık konusunda. Hmm. Ne olabilir? Bakın dediniz ki burada Aa, hiç problemleri yok gibi gözüküyor ya da o, hiç problemlerin olmaması bekleniyor. Ancak ya da bunun aksine dediniz en bilmem ne mental hastalık oranına sahip bu ülkeler. O zaman en yüksek işte. Bitti. Yani bildiğiniz highest arkadaşlar şu benim salladığım şey Heist. Oraya küt diye Crumptus yerine heist yazabilirsiniz. Kaldı ki bunu Wikipedia'dan bulduğumda ya da işte Google'a yazmıştım bir hatırlamıyorum. Orada zaten heist kullanılıyor. Yani bunu yazsanız karşınıza bu cümle çıkacak. Aa heist'ı yapmış Yavuz falan diyeceksiniz yani. İşte şeyi görün diye. Buradaki in contrast bağlacının kullanımının size ne kadar faydalı olduğunu görün istedim. Dedik ve beşinci bakalım cümlede hangi sallama kelimeyi bulacağız. We need to pay more attention to the precautions taken against the pandemic. Otherwise, aksi halde, the COVID-19 pandemic will keep flaunting hundreds of lives every day. Şimdi, diyor ki, need to do something bu arada. Bakın, model değil mi? Ne dedi? Pay attention bu arada ne demek? Şunu da yazayım. Güzel bir laf çünkü. Pay attention to nokta nokta. Ne demek? Şöyle nokta noktaya ilgi göstermek nokta noktaya dikkat etmek dediğiniz şey. Şimdi bakalım şu taraf. We need to pay more attention. Daha çok ilgi vermeliyiz. Daha çok dikkat etmeliyiz diyor. Neye? To the precautions. Önlemlere diyor. Hangi önlemler? Participle gördünüz mü orada? That are taken, that have been taken yerine. Alınan dedik against the pandemic. Pandemiye karşı alınan önlemlere daha çok ilgi vermeliyiz, daha çok ilgi göstermeliyiz. Aksi halde otherwise, heh, yine ya öleceğiz diyecek ya bir şey diyecek yani kötü bir şey. Aksi halde diyor the covid-19 pandemic, bu covid-19 pandemisi diyor, will keep flaunting hundreds of lives. Her gün yüzlerce can flaunt etmeye devam edecek. Can ne yapmaya devam edebilir ki? İşte öpmeye. Yani ne olabilir? Can almak. O zaman burada sizin flaunting yine sallama bir kelime ama şunu bilin sevgili arkadaşlar çok kullanılır. Claim life can almak ve hep de hastalıktı, tusuna mıydı, depremdi, hırttı hırttı diye tabii claim Yavuz öyle yazılmaz. Aile yine yerleri değişik. Heh. Claim life can almak gibi. Bunu mutlaka bilin sevgili arkadaşlar. Bakın flaunting... E şu flaunting kelimesi neyle yani ilişkili burada live kelimesiyle can ne yapabilir bir hastalık işe alabilir bir pandemi ne yapar can alır claim life can almak demek mutlaka bunu bilin yine aksi halde'den çıkarttık dedik ve şimdi bakalım boşluklara ne gelecek bu sefer çoktan seçmeli haydi başlayalım Now your turn şimdi sizin sıranız bakalım ne yapıyorduk? Burada bir 10 saniye veriyordum size değil mi? Bir bakıyordunuz şöyle ne gelebilir oraya diye. Bir 10 saniye başladı sevgili arkadaşlar. 10 saniyeniz. Bir bakın. Ben içimden saydım için şimdi 9 olabilir. Ben hızlı saymış olabilirim. Tamam yeter bu kadar. Şimdi bakacağımız şey tüm bağlaç sorularında neydi? Boşluktan sonra ilk ilk kriterim şu olsun. Boşluktan sonra bana cümle mi vermiş? Yani çekimli fiili olan bir şey mi var böyle? Ana fiil olacak şekilde yoksa bir noun ya da noun phrase yani drain... rain ya da Drain işte Dead Killed Animals falan filan diyor işte hayvanları öldüren yağmur mu yağmur mu Burası dikkat edin C tam cümle değil o yüzden buraya gidip de even though falan yazmayacağım Because yazmayacağım İşte bunun ayırına vardınız mı sınavlarda şıkları küt diye %50 indiriyorsunuz zaten Ha bazı sınavlar hediye ediyor size soruyu tamam diyor hadi Boşluktan sonra cümle yazmıştım ben oraya aşağıda hep böyle despite due to vesaire verdim Bir tane şık da sana hani orada işte while verdim ya da işte even though verdim git işaretle diyebilir demeye de bilir. Bir bakalım şimdi. High living costs and many other factors such as traffic jam, pollution and crime. Bakın çok uzun. Şimdi şunu duyuyorum bazı arkadaşlar. E, ya hocam bu kadar uzun bir şey ya. Cümledir bu herhalde. Bu olmayabilir arkadaşlar. Uzunluğu bizi ilgilendirmiyor uzunluğu kısalığı. Orada fiil var mı yok mu ben ona bakıyorum. Diyor ki yüksek yaşam maliyetleri diyor. Ve diyor diğer birçok faktör such as işte trafikte, kirlilik, suçtu. Tamam İstediği kadar uzun olsun. Burada cümle yok. O zaman bu faktörlere ya rağmen diyeceğim ya da bu faktörler yüzünden. ikinci cümleyi okumak zorundayım. Ama Yavuz diyor sanki buradan eleyebilir miyiz bir şeyleri? Şimdiden bir kanıza eleyebilirsiniz. Şimdiden doğuyu eleyebilirsiniz. Haklısınız. Çünkü bunlar kendilerinden sonra cümle alırdı. Değil mi? Bakınız bağlaçlar 1, bakınız bağlaçlar 3 videoları. Şimdi despite ya da due to olur ve ikisi de mantıklı. Ne bileyim. İkinci cümleyi okumadan öğrenci, öğretmen bir çözeneği sorular arkadaşlar. Bunun öğretmenlikle öğrencilikle alakası yok. O yüzden sakin. Ama şunu biliyorum. Bu faktörler yüzünden ya da bu faktörlere rağmen bakalım şimdi. Diyor ki binlerce insan hala işte bu büyük bir kopya değil mi? Hala diyor hayalini kuruyor inşa etmenin diyor yeni bir yaşam kentsel bölgelerde, kentsel yaşam alanlarında. E o zaman bu zorluklara rağmen, bu problemlere rağmen çünkü devamında hala var. Duty'yu gönderiyorum. Teknik olarak doğru anlamca işime yaramadı. <laughs> Every dog has its day. Belki günün birinde Duty'un da doğru cevap olacağı bir soru yazarız. Bakalım ama şimdi despite dedik. Buna bunlara rağmen ve bu ikinci cümledeki zaten yani ikinci bölüm diyeyim ikinci cümle değil. Stile dikkat edin. Sınavlar EYDS, YDS yok değil falan filan. Mutlaka böyle olumuz böyle even dolu bir şey, despite'lı bir şey verdiği zaman devamında stilli bir şey söyle. Söylemek zorunda değil. Bakın yanlış anlamayın. Aa bir de stili gördüm hemen yapıştırdım demeyin. Okuyun ama ilk oradan şüphelenin tabii ki. Bakın Türkçesinde bile otomatik olarak bu gelmiyor mu? Doğal olarak bu gelmiyor mu ağzımıza? Ya geçen haftadan beri uyarıyoruz adamı. Eee hala bilmem ne ediyor. Bak otomatik olarak bir halalık çıkıyor. Demek zorunda değilim. Geçen haftadan beri uyarıyoruz. Yine geç geliyor ya da geç geliyor. Uyarmamıza rağmen geç geliyor. Hani hala demek zorunda değilsin ama otomatik olarak hala geliyor. Bunu ÖSYM'nin çok güzel bir mantığı var. Çok böyle appreciate edilen. Hani gol atma amaçlı hazırlanmıyor sorular belli. Cümle tamamlamalar gerçekten yani böyle bir sohbet ediyorsak şu iki cümlenin hani bir bölümünü vermiyor ya o cümle tamamlamada. Yani şöyle başlayan bir laf en doğal mesela Eray'la aramızda konuşuyoruz. İlk akla gelen şekilde devam ediyor. O yüzden doğal olarak bir sakin olarak elinize verilen, size verilen cümleyi bir görürseniz neyi istediğini çok rahat göreceksiniz arkadaşlar. O yüzden Geldim ikinci soruya. Yani siz geldiniz. Yes, haydi 10 saniye. Beklemesi de çok kötüymüş. ya ne yapacağım bilmiyorum. Ya oraya mı bakayım, aşağıya bakayım, nereye bakayım bilmiyorum. <laughs> Bunu değiştirsem mi? De ne yapsam bundan sonra? <laughs> Burada. Bakalım it seems that öyle gözüküyor ki bu tamamen bla bla arkadaşlar sınavda hani cümle uzun olsun o kadar hiç alakası yok biraz sonra söyleyeceğim şeyle ama biz testerlar severiz böyle according to bilmem ne bir şeyleri işte it seems that vesaire şimdi başlıyor laf. Our team will win the championship this year. Hemen alayım bakın sırayla our team takımımız diyor will win kazanacaktır diyor şampiyonayı işte bu sene bakalım. Boşluk bir şey demiş. They have had a great camp this season. Bu sezon harika bir kamp geçirdiler. Ha tamam harika kamp geçirdikleri için kazanacaklar herhalde. Hatta diyor ki bak sana bir laf daha söyleyeyim çok da önemli değil. Sınav olsa şurayı süper de kale almam yani. Bakın gördünüz. Diyor ki ki bu durumda diyor onları kendilerine tekrar inandırdı. Yani güvenlerini herhalde buradan şey çıkarıyorum. Yani biraz özgüveni düşmüş bu takımın ama bu kamp on kendilerine tekrar güvenmelerini sağlamış. Söylese de olurdu, söylemese de olurdu. Ben bakın burayı okumasam da, anlamasam da tamam teşekkür ederim. Yine vermiş testir böyle bir şey de. Ama Great Camp'ten zaten ben çıkardım yani harika bir kamp geçirdiler diyor ki kazanacaklar boşluk harika kamp geçirdiler. Evet çünkü işte o zaman herhalde yani. Şu cümle olduğu için işte kazanacaklar bakıyorum. Bir kere cümle zaten diyeceksiniz ki Yavuz A'yı niye yazdın? İşte siz üzerine çizin diye yazdım sevgili arkadaşlar. Because o niye yazdın? Siz üzerine çizin diye yazdım. Güzel. Şimdi rağmen de değil. oldu teknik olarak doğru anlamca işimi görmüyor. As süper cevap olduğu için because olsaydı olurdu. E, since olsaydı olurdu. Bir de böyle çok süs falan yapmak istiyorsanız because of the fact that, due to the fact that, owing to the fact that'ler falan da olabilirdi. Çok gereksiz olarak. Ama teknik olarak doğru olurdu. Sınavlarda bir tane hani yazı yazan arkadaşlar için söylüyorum. Because of the fact that yazarsanız da ben bu noktayı da biliyorum demiş olursunuz. Bir sıkıntısı olmaz. Dedik ve haydi 3'e gidiyorum. Oo psikoloji. Haydi. 11 12 13 Az önce belki hızlı gitmişimdir. Hak geçmesin. Şimdi, bakıyorum, ilk önce şöyle şıklara bakayım. Hani şey var mı? Aa bazıları cümle alan, bazıları almayan. Dur o zaman yukarı bakayım da teknik olarak hemen bir iki tane falan gider. Vallahi var. Mesela cevap, bakın daha şıklara baktığımda diyor ki, arkadaş bu sorunun cevabı ya while ya now that, çünkü ikisi cümle alıyor, ya da despite because of'un arasından, çünkü ikisi cümle almıyor. Şimdi yukarı bir bakacağım, %50'si gidecek. Çünkü cümle, ya cümle yazmış adam yukarı, ya da noun ya da noun phrase koymuş, yani isim koymuş. Bakıyorum. Psychologists cannot say dedi. Devamlı okuma gerek yok. Biraz sonra anlamak için okuyacağım tabii ki ama cümle olduğunu gördüm. Cannot say demiş. O zaman cannot say dediğine göre sevgili C şıkkı despite ve sevgili because of Diyarbakır şıkkı gidiyor. Ha, şimdi bakalım. Psychologists cannot say what exactly leads a person to resort to committing serial killings. E, there is some evidence showing that disappointment may bear a role. Psikologlar diyor söyleyemiyor. Bakın while söyleyemiyor olmasına rağmen ya da söyleyemiyor iken mi? Madem ki söylüyorlar. Now that çünkü. Bakalım devam ediyor. What exactly leads? Kesin olarak, net olarak ne diyor itiyor bir kişiyi başvurmaya, seri katillik yapmaya diyor, seri cinayet işlemeye. Bu konuyu söyleyemezken mi dersiniz? Yoksa söyleyebildikleri için madem söyleyebildi, söyleyemiyorlar madem. Bakın, absürtlük nerede çıkıyor ikinci cümlede? Bir parça kanıt vardır diyor, gösteren e, haya kırıklığı bir rol oynayabilir. E o zaman söyleyemiyor iken, bakın bu tipik bir YDS bağlaç sorusu ya da YDS cümle tamamlama sorusu. Yukarı size while'ı verirler, şuradan keserler. Bakın, şuradan keserler, oldu size cümle tamamlama sorusu. Bakın boşluğa while yazdığınızı varsayalım şimdi, şöyle tak. Diyor ki nın nın nır oluyorken burada iddialı laflara dikkat edin arkadaşlar. Keskin laflara dikkat edin. Ben onlara hot words diyorum. Bakın net olarak söyleyemiyor iken e, hala bazıları diyor ki belki şu olabilir. Daha geçen gün çözdük sınav sorusu işte. Şimdi şöyle ben yine eski haline getireyim. Ee, çok oynadım soruyla. Tamam şöyle. Şıkırt. Tamam. O zaman dedik ki buraya while. Çünkü now that madem ki söyleyemiyorsunuz. Bakın nasıl devam eder ki? Sevgili psikologlar madem söyleyemiyorsunuz e tamam al burada biraz kanıt var Şunu, şununla oynayın o zaman mı diyoruz yani o, o navdet hiçbir yerinden tuttuğumuzda olmuyor. O zaman buraya da while dedik. Concrete, convincing ve conclusive. Ben artık hayatta unutmam. Çünkü bir kere rezil olduk yani hani ne kadar zaman sonra geldik convincing aklıma. Yani soru çözüyorum ama onun travmasıyla yaşıyorum arkadaşlar son 15 dakikadır yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. Her yere convincing yazacağım. Bundan sonra Tayland'daki bir sonraki dövmem. Convincing. 4. <laughs> 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 buyurun. 10 saniye. 10. Bitti. 10. Ee, belki çoğu arkadaş ne 10 saniyesi ya bu sınavda çıktığı zaman bize dese 10 saniyede mi yapacağız diyebilir. Video çok sıkıcı olmasın diye. Birazcık da ya yani biliyorum 10 saniye kesinlikle çok az. Biraz da bilerek sizi sadece işimize yani yerleri görmeye mecbur etmeye çalışıyorum. Yoksa sınavda olduğu zaman mesela şu sınav, soru, sınav sorusu yani kalitesi de o kadar zorluğu da o kadar. Sınavda 10 saniyede mi yapacaksınız yani bağlaç sorularını? Tabii ki böyle bir beklentimiz yok. Ama çok da uzatmak istemiyoruz videoları. Birazcık da hani buradaki pace, pace az önce hızlı ya. Buradaki pace biraz hızlı olsun sizi oraya alıştırmaya, oraya çekmeye çalışıyorum. O yüzden birazcık gereğinden fazla şey gereğinden düşük zaman veriyorum. Haklısınız. Şimdi bakıyorum. Yine bir owing to var, bir unlike var, given that var, though var. Yani B ve kelime alıyor, bunlar fiil alıyor, şey alıyor, cümle alıyor. Bir bakalım yukarı. Diyor ki, many other boxers who prefer to display an offensive way of fighting. Hoppa, bakın uzun uzun bir laf var ama burada cümle yok. Lütfen, lütfen şuradaki prefer'e şey demeyin. Ee, ama burada prefer var, fiil. Tamam da relative kulağızın içinde o. Bakın bir, diğer birçok boksör diyor. Hangi boksör? Who prefer? Tercih eden boksör. Relative clause'ın içindeki fiilleri ana fiil saymayın lütfen. Yani hızlı okuduğumuzda belki hani a prefer var burada. Var da who prefer, that prefer, işte which go falan diyor. Mesela işte filler falan diyor. işte that go, which go falan diyor. Giden filler, yiyen filler, zıplayan filler. Filler zıplıyor demiyor orada. Burada da boksörler prefer ediyor demiyor. Prefer eden boksörler. Bakalım ne diyor? diyor ki to display an offensive way of fighting yani sergilemeyi tercih eden diyor. Neyi? Saldırgan bir dövüş şekli sergilemeyi tercih eden birçok diğer boksör. Dediğine göre bir kere A şıkkı cümle aldığı için ve burada cümle olmadığı için gitti. Given that de aynı şekilde cümle istediği için gitti. Bu boksörler yüzünden mi diyeceğiz şimdi acaba Bursa yoksa bu boksörlerden farklı olarak mı? Bir bakıyorsunuz cümlenin başında Floyd Mayweather var. Diyor ki o zaman diğer birçok boksörden farklı olarak Floyd Mayweather bilinir diyor to work on çalıştığı his defensive skills. Yani defansif savunmacı becerileri üzerine çalıştığı diyor. Amaç neymiş? To hunt avlamak için diyor his opponents rakiplerini. Karşılaştırma var dikkat edin. Birilerinden farklı olarak bu kişi bir şey yapıyor. Hatta tipik bir YDS oyunu. Bakın offensive veriyor ve cümlede diğer kavram içinde defensive veriyor. Offensive saldırgan, defensive savunmacı. O zaman şöyle bir şey olduğuna göre hem de bakıyorum diğer boksörlerden farklı olarak Floyd Mayweather da oturuyor buraya. O zaman cevap unlike owing to değilmiş. Onun yüzünden değil. Belki bilenleriniz vardı. 46-0 46-0'du sanıyorum. 46-0 Zero mağlubiyet. Yes. Haydi. Son soru. 5 10 saniye. Yes. Boşluktan sonraya bakıyorum tekrar. E, several challenges such as şu and şu. Tamam. Bıt bıt gibi çeşitli zorluklar diyor. Bazı zorluklar. E tamam cümle bitti zaten. O zaman boşluktan sonra da cümle yok. Şimdi benim e, eleyeceğim burada however var. However zaten şöyle kullanılmıyor muydu arkadaşlar? Yani bakın hani bir cümle yazıyorum ben şimdi. Nınırı 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 nınır yapıyoruz geçen seneden beri. Nokta bitti. Bak bitti lafım. However ancak virgül ondan sonra işte mesela diyelim ki however yani yazayım şöyle mesela. We didn't like it. Ancak onu sevmedik. Yani however virgül ve sevmedik geliyor. Burada mesela hadi iki cümle arasına geldiğini hani konuşalım. Tamam o da olsun. Şöyle yapayım mı? Çat chat. Chat. However tabii ki şöyle kullanırsınız. Bakın noktalı virgül cümleyi daha bitirmek istemiyorsunuz diyelim. Noktalı virgül however virgül de diyebilirsiniz. E, bakıyorum yukarı hiç öyle bir şey yok. Adam yani cümleyi yazmış. Boşluk devam ediyor. Ne noktalı virgül virgül var ne bir tane virgül var hiçbir şey yok. O zaman however'la zaten muhatap olmuyorum burada. Bir kere yani şeyi falan uymuyor. E, işini falan uymuyor yani. O yüzden bunu gönderdim. Kendisinden sonra zaten cümle gelmiş. Neresinden tutsam yanlış A Bir şeye rağmen zorluk bakın zorluklara rağmen olabilir zorluklar yüzünden olabilir zorluklardan dolayı şimdi ikisinden biri hikayeyi okumak zorundayım as cümle alır e, bağlaç ise bir de cümle almadığı durumlarda as neydi I work as a teacher öğretmen olarak çalışıyorum hani isim aldığı zaman as olarak dediğiniz şey hani burada bir şey olarak çalışıyoruz bilmem ne olarak görev yapıyor dediğiniz şey Şimdi zorluklar olarak olmayacağına göre üstünü çizdim. Şimdi bakalım zorluklar dedik. In spite zorluklara rağmen mi zorluklar yüzünden mi? Bir bakalım ne oluyor yukarıda? Artan sayıda diyor an increasing number of university students. Artan sayıda üniversite öğrencisi diyor choose tercih ediyor diyor. Seçiyor diyor to study abroad. Yurt dışında eğitim görmeyi, yurt dışında eğitim almayı seçiyor. O zaman zorlukları yüzünden değil zorluklarına rağmen. O zaman inspire olmuş değil mi? Şöyle in of dedik. Sarı. Because of. Maalesef because of. Bu sefer. Bu sefer seninle gitmiyoruz. O yüzden üstüne çiziyorum. Bu da gitti. Bu arada high living cost'u biliyorsunuz. işte yaşam maliyeti vesaire falan. Dedik. Valla bitti. Şimdi toparlayalım. Bağlaçlarda zıtlıkları bitirdik, neden sonuçları bitirdik ve gördüğünüz gibi ne kadar çılgınca gözüken cümleler bize Ali topu tut cümlesi. Hava bugün çok güzel cümlesi. Çünkü bağlaçların hangisi olursa olsun mutlaka gidişat konusunda ya da yeni bir cümlenin başında ya ne bekleyeceğimizi bize yazarın ne so yazdığını ya da konuşmacıysa biraz sonra ne söyleyeceğini net bir şekilde veriyor. Bağlaçları lütfen halledelim dediğim gibi videonun başında da toplasanız Hadi yalancı çıkmayayım 25 olsun yani. 25 taneli hayatımız geçiyor zaten arkadaşlar. Ve o kadar çok duyuyorsunuz ki bunun however'ını, even olsun vesairesini. Yani alıp başınızı gidersiniz. Neden sonuçları vesaireler vesaireler. Bizlere info test atölyesinden ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Hep söylüyorum. Harika bir core kadromuz oldu orada. Böyle çok güzel karşılıklı yazışıyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Arkadaşlarınıza da e, haber verirseniz kanalımızın varlığından haberdar olsunlar. Çok seviniriz. Çünkü biliyorsunuz sınav dünyası hiçbir zaman bitmiyor ve abone olurlarsa da sizlerin de bildiği gibi ilk haberi olan insanlar arasında olacaklar. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere. Stay safe.